Eldo ballarım, hoş geldiniz. Ay çok heyecanlandım, niye bilmiyorum. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Ben iyiyim ama çok yorgunum. Bugün çok önemli bir sınavım vardı. O yüzden gece 4'te falan yattım. Sabah 8'de kalkıp sınava gittim. Red Bull'larla ayakta duruyorum. Eve gelip uyumak isterdim. Ama hemen eve gelip videoyu editledim. Öncekini. Bence çok komik oldu. İlk defa editlerken bu kadar güldüm. Yani çok editleyemedim. Hani hemen yetişsin bölümden önceye diye. Sonra bilgisayarım çöktü. Kaydedemedim. O yüzden cumartesi yani yarın izleyebileceksiniz. Galiba reklamsız yeni bölüm başlıyor. Ben çok panik olup dondurdum. Bu bölüm Doğan'ın yeni partneri gelecek. Aslında ilk fragmanı izleyince hiç bölüme karşı hiç izleme isteği oluşmadı bende. Ta ki ikinci fragman gelene kadar. Aniden izleyesim geldi ikinci fragmandan sonra ve sizin için yani sadece şu an sizin için. Aa, bu arada yeni tırnaklarım. Lütfen. Çöbi işi. Sizin için devam ediyorum Şerbo'ya bir de Müjde için. Beni bağlayan bir şey kalmadı ama görkem ne boka yarıyor diyorduk. İşte pembeyi bitirecek belki de. O açıdan heyecanlıyım. Onun dışında yine Abdullah Bey tabii ki de Alev'e inanmayacak. Yani ben bu adamın Alev'i sevdiğini bile artık düşünemiyorum. Yani benim Apom seviyordu. Ama yeni kişinin sevdiğini düşünmüyorum. Ama Apo da inanmamıştı Alev'e. Ama dedik bir kul bir kere hata yapar. Ama ikinci kez tekrarlayınca bu hata olmaz. Neydi o lan? İlki hatadır. İkincisi siz anladınız. Yani iki kere olduysa artık bu hata falan değil. Sen sevmiyor musun bu kadını? İnsan sevdiği insana bir kere olsun güvenmez mi? Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Alev dünyanın değil evrenin en yalnız insanı olarak şu dizide baş gösteriyor. Artık baş gösteriyor. Artık onun en yakın arkadaşı, herkese karşı onu savunacak o yelloz kişi olarak diziye girmek istiyorum. Sayın yapımcılar, oyunculuk eğitimim de tamamlandı. Lütfen artık beni alın. Buradan Gold yapıma, tüm Show TV'ye sesleniyorum. Bölüm başlamamış, hala reklam varmış. Ben boşuna dondurdum. Görkem var hatta şu an reklamda. Çok şaşırdığımız bir şekilde. Bölüm Kıvılcım Ömer'in yana taşınıyor. O açıdan da çok mutluyum. Ben fragmana tepkimi videoya eklemeyi unuttum panikten. Kovacaksın dedikten sonra terfi ettirmesinin slayliği. Yani ikisi ya hem Umut da hatalı, Rüzgar da iğrenç ama hareket slay. Yani sen bir kovaracaksın falan diyemezsin. Dersen böyle cevabı yersin. Ama sen de ikinize de buradan azarlıyorum. Evli barklı kadına yavşayamazsın kardeşim. Burası Avrupa değil. Benim ahlakıma ters. En heyecanlı kısmı sana bıraktım. Görkem'in pembe geçildi. Pembe geçildi. Köprü geçildi pembe hanım dediği. Ona bunu dedirtecek, tetikleyecek ne yaşadılar ikisi çok merak ediyorum. Tüm Türkiye bir olup Görkem'i sevdik. Ben hala çok sevmedim ama pembeyi zorlatacaksa severim yani. Yapacak bir şey yok. Doğan'ın peki yüzüne renk gelmesi direkt hayatına düzgün seküler yakışıklı bir erkek girince. Kızın enerjisi yerine geldi. Evet. Birazdan bölüm başlıyor. Çok konuştum kusura bakmayın. Bölüm başlamadan kanala abone olmayı, beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Çok yavaş büyüyoruz. Gerçekten artık moralim bozuldu. Moralim bozuluyor ama vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Elbet bir gün buluşacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Abone olan, olmayan, izleyen. Öpüyorum. Hadi bay bay. Başlıyor. Çok korkuyorum. Gerizekalı kendin düştün ya. Kendin düştün ya. Arkadaşlar hala bu evde nasıl kamera olmadığını, bu insanların o mesafeden hemen gelemeyip kendi düştüğünü görmüş olduğunu düşünüyorum. Ay konuşamıyorum. Haftaya yine annemle bayram sağ olsun bu arada. Ramazan. Onlar da mı ısmarlayın? Ay çok üzülüyorum aşkım yine suçsuz yere suçlu olacak. Fatih'in domalı. Kaç kaç. Niye buraya geri geldin? Dışarı kaçsana. Şu ağlamış harap olmuş halinin bile bu kadar güzel olur mu? Ne yapacağım ben? Sıçtım. Ne yapacağım şimdi? Ben Apo'yu mu arayacağım? İnanma, inanmıyor sana aşkım. Beni ara. Ben en iyi avukatı tutarım. Bir saniye. Apo? Alev bir şey mi olmuş? Amca yengeme bir şey mi oldu? Ya bir dur. Alev soruşsana. Merdivenlerden yuvarlandım. Ne? Gerçekten beni de söyler misin? Niye suratına kapatıyorsun gerizekalı? Merdivenlerden yuvarlanmış. Çocuk günlük bir aktivite. Allah Allah. Sabah kalkarım, merdivenlerden yuvarlanırım. Ay
Bir de hiçbir şey olmayacak. Gerizekalı Fatih'le Görkem'e düğün yapacaklar. Şimdi bunlar biliyorlar ittirmediğini. Bakın. Lehimize çevirebiliriz. Lerikti canına kastedileceğiz. Ne yapalım İlla? Şimdi hamile kadına iftira mı atalım? Ya Mustafa sen buna nasıl kandın? Ben söylersem inanmazlar. Babam inanmaz. O yüzden... Kocanı yalana teşvik ediyorsun. İyi tamam söyleyeceğiz, ne yapacağız? Aa! Annem için ailesi. Allah'ım Müslüman diyor, yaptıkları günahın haddi hesabı yok yani. Ay inanılmaz ucubesiniz. Yani Bönal'ın yakınları. Hayati tehlikesi yok. Şaşardım olsaydı zaten. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sercan Bey. Ünal hastaneleri. Allah onun belasını varsın. Allah senin, Allah Allah, hayırdır ya? Bunun anlamı ne arkadaşlar? Migros'ta bu ara aldığım her şeyin üstünde bu var. Ne demek istiyorsunuz? Efendim Fatih. Efendim? Nasılsın abla? İyiyim, sen nasılsın? Sana bir şey söylemem lazım. Anne mi var lan? Söyle. Neden ölmedi? Çöbe ya. Tamam ablacığım, geliyorum. Ablacığım oldu hemen. Nefret ediyorduk hani Fatih'ten Nurtema. Alev'le itişip kakışırlarken merdivenlerden aşağı yuvarlanmış. Ne? Çıkıp derim. Tamam çık, bana haber ver ama, tamam mı? Ay inanılmaz. Öncelikle o gerizekalı. Ya Rüzgar. Alev yapmaz öyle şey. Selam çocuklar. Rüzgar bile tanımış Alev'i, sen tanıyamamışsın. Yazıklar olsun. Bak doğru konuş. Canımı sıkma. Atsız amca, tamam. Ah, Setter abi burada ne güzel köpürürdü. Bir havalı olmuş. Bak. Kes sesini, kes! Böyle bir şey yapmaz. Yapmaz tabii ki, ablasının gülüyor. Ah kıyamam hala orada. Sen nereden biliyorsun, öldüm yoksa? Dur bir dakika, dur sakinle. Neredesin sen şimdi? Evdeyim. Bir yere kapıldım. Kara haber tezi yılış. Tamam, öldü. Benim bir hatam yok. Ya, kamera. O evden çıkıp... Gün sahnedeki videonun internete koyuldu. Daha 2 gün olmadı. İzlenme 100 bini geçti. Umut'un şimdi şarkı söylediği video 100 bin izleniyor. Güzel bir rock cover parçayla başlayacaksın. Beni 1000 kişi izliyor. Sonra kendi şarkılarını yazıp devam edersin. Sizi seviyorum 1000 kişiyi. Allah. Sen yükseliyor muyum ha? Ne diyorsun? Olacak. Aman biz göreceksin. Erken konuşmayalım. Benim haberlerim sana kötü. Annemi hastaneye kaldırmışlar. Bence gayet iyi. Nasıl? Bir haber. Alev annemi merdivenlerden aşağı etmiş. Saçmalama. Benim duyduğum bilgilere inanmazdım. O annesi olduğu ben için tabii ki haklı şu an. Üzülmekte ve... Sevgilim özür dilerim, kafam karıştı. Ben de delirirdim nerede? Yani. Ama şimdi seni bildiğimiz için olayın gerçeğini biraz sinirleneceğim müsaadenizle. Nilay'ın bakışlarından da... Bak bu Fatih manyak falan bir şey yapar Alev'e, bak. Mustafa. Yok, bilerek zarar vermek için gittim. Mustafa, gözüme bak. Ve beni sevdiğini söyle. Sen gözün içine bakarak yalan mı söyleyeceksin? Tövbe ettim. Yuh sana yuh. Hadi sen gördün mü? Gördüm. Evet. Ama bir şokla bir şey yapamadım. Düşünemedim ama hepimiz gördük. Alev ettim. Yok artık. Böyle iğrenç insanlar görmedin ya. Nasıl annem, nasıl? Ay sana kıyamam. Üstümdeki şokla. Allah'ından olsun. Allah'ın dangozu anladım. Çıktı ne diyorsun? Geçmiş olsun Tövbe Hanım. Geçirenler sağ olsun. Geçirenler sağ olsun dedim. Sayenize dedim. Bu da o kadın oldu diyor ya. Sen öyle hasta mısın? Ütübe sen ittirdin kızı ya. Sonra da mal gibi kendini düştün. Çok şey var ki özür dileyecek. Mararla marla. Merle. Morarla. Kafam da bu çalıyor arkadaşlar. Ben sana en baştan bu eve gitmemen gerektiğini söyledim yani, zaten. Yani salak. Alev sen ondan tuttu, çekiştirdi, bir sürü şey yaptı. Aklı kadın. Şiddet. Pembe alır ve şiddet. Ömer ve şiddet. Bizim senin yüzünden. Bütün bunlara sen sebebiyet verdin. Ya sen niye söz dinlemiyorsun? Haklı. Canıma kastetti diye dava açmasın, yoksa hepimiz yanarız. Biraz orada kaç kişi vardı gördüler. Çocukları Alev. Yani aşkım salak mısın? Çocukları da senden nefret ediyor. Şöyle bir network. Ömer öğrenmiş mi, duymuş mu? Ne yaptın kız Ömer'in bilmesini? Bir şey diyemedi. Valla anneme söylemek zorundasın. Bu olay duyulursa. Hayır. Senden duy. Anne sönmez. Zaten beni sevmiyordu, şimdi iyice nefret edecek. Sönmez yüzünden mami işim oluştu. İftira. Ne demiştim bir videomda? İftira en büyük günah. Büyük günah iftira kalk yani. Ay çocuklar. Anneciğim. Alev'in seni ittiğini yani. İyi yapmışsın. Aa bu da bu. Nerede babanız? Allah cezamızı. Dışarıda. Ay babu. Olsun bize. Soyadınız Ünal değil, Ücübe olsun artık. Gelmiş. Pembe Ücübe. Opa da Ücübe. Her yerim kırılsa ne olur. Kalbim kırılmış benim. Kalp kırıklığımı yaşadıktan sonra. Anne s***.
onu anlamak. Versinler benim ilacımı. Giderim evime. Senin ilacın Apo. Ya pıhtı atarsa kafanı vurdum şey belki. Olmaz, şey olmaz. Düğünümüz var bizim. İki bayram ne arasında ne düğün yapılmıyordu? Işte. Sonra iki bayram anneciğim, arasında değil miyiz? Artık. Yok bayramdayız. Sakın ha. Öyle bir şey yaparsanız. Sonra gelsinler de şimdi hiç kalabalık etmesinler. Dilim mor oldu sanmıştım, pardon. Boşuna dil çıkardım size. Abi belki burası yeri değil de anlıyorum. Ne diyeceğim? Öpüşebilir miyiz? Bu Alev kontrolü kaybetmiş kötü bir insan. Ya bunca sen de mi? Sen hala yazık onunla birlikte olmak istiyorsan hiçbir bir şey düşünemiyorum. Amca, Umut hadi. Allah seni ne ederse etsin. Bunu da mı yapacaktın? Oo. Alev nasıl oldu bu böyle? Senin oha, ne işin var kadının evinde rezil? Ha gitmesine mi diyor? Ben itmesine anne, diyorsam. Anne söyle. Haddini bildirmek istedim. Çok güzel bildirmişsin. Nereden attım? Kadın ölümden döndü, ölümden. Ölmedin ki. Sadece baygınlık geçirdin. Ya o yapmadı gerizekalı. Ay doğacım üstündeki çok güzel. Hastanede ezik varmış sadece. Hayati bir ezik, durum yok yani. Çünkü o çok ezik birisi. Ay, kaza maza değil. Ya anneanne tamam ya, yapma sen de. Sen kızına tanımıyor musun ya? Kaza ani bir şeyden olur kızım. Aslında dikin. Kaza da olur, cinayet de olur. Doğru. Kadın ölseydi, ölseydi. Vallahi biraz sevinirdim ya, yani. Ya o da hamile bir kadını çekiştirip durdu. Evet. Bunun o eve gittiğin için olabilir mi Alevciğim? Yok manyak. Ya şu dizide bir doğal mı mantıklı konuşuyor? Evladını düşünse böyle şeylere bulaşmaz. Beni çok üzüyor bu söyle. Ben gidiyorum. Sanki kızı olan pembe. Tamam yanlış. Ayağım titredi vallahi. Ay bok ya. Ay annem seni çok seviyorum. İyi ki sen böyle bir insan değilsin. İyi ki önce kızına inanıyorsun. Kızını tanıyorsun. Üzgün. Çok arkada. Evet ama benim kardeşim böyle bir şey yapmaz. Arkada Kıvılcım resmi ve Kıvılcım. Tamam, evrenin en yalnız insanı. Kıyamıyorum ya. Gerçekten. Aptal. Şu an biraz itmiş gibi gördüm yanlışlıkla. Amca arama Apo'yu, Abdullah'ı falan. En basit olayda inanmayan insan buna mı inanacak? Ucube adam. Yazıklar olsun. Belki ya bu Seter abi olsa ben şu an üzüntüden çok... Ağlıyor. Üzüntüden şu an kahrolmuştum. İlk defa Seter abi yok diye şükredeceğim bölümlere geldik. Ucube yalancılar. Müş olsun abla. Hayatın ha, en acı günü. Özür dilerim. Devam ediyorum. Ben şu an başka bir karakter gibi izliyorum. Bakın şu an bu Apo olduğuna yani inansam kafayı yerdim sinirden şu an. Hani her şey bitti. Bütünüyle kapandı. Ay bu da buna 12. kez diyor yani. Kapanmıyor işte. Kapanamaz. Evladının annesine bunu yapan birini affedemem. Ya sen nasıl inanıyorsun? Öbürü de evladının annesi. Sen de kabul edersin pembe. Ay, gurursuz. Etme lan pembe. Defol git de ya. Bebek. Günah. Ama kendisi doğurmak isterse ama o kadar. Tamam baba. Zeynep'e satacağım. Biz üç kardeşiz. Ve üç kardeş olmaya devam senin edeceğiz. Senin dört çocuğun olabilir. Ama biz üç kardeşiz. Biz Zeynep. Aklımın başına gelmesi için bunca felaket ediyor. Ölmem mi gerekiyor? Yaşamsın parasını verirsin. Bakar. Sen yani bir yalan atıldı. Devam ettiriyorsun. Ama yok öyle iki gün sonra gene Alev diyeceksen. Diyecek. Aşkım iki saat sonra falan diyeyim. Bitti. Şöyle gerçek yok gerçeği bilmem istemiyorum. Hadi herkes ellerini yıkasın. Ezan okunur birazdan. Bunlar oruç tutsa ne olacak? Hayır. Öyle büyük bir yalan söylediler ki ya. Sizin orucunuz mu kabul olur be? Peki kritik durumlarda ölüp yeniden dirilmek gerekiyormuş. Arıyor yine. Efendim Nilay? Arıyor yine oruçlu. Efendim Ayten'cim. Hayırdır? Bir şey mi isteyecektin? Saçının uzama uğramı. Ben de esas konuyla... Şimdi bunlar önce tanışacaklar, çocukla tartışıp bir sonra şey değil. Şifacı giyelim. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ders falan mı verecek acaba? Değil. Hayatım başlar mısın lütfen? Beni beklemene gerek yok. Ya olur canım, olur mu? Sen yemiyorken ben yiyemem. Sorun yok, bekliyorum. Aşkımın içki içip aynı zamanda oruç tutması. Seni seviyoruz. Hayır, senin insan çok gıcık oldum Ömer. Sevmiyorum ya. Ben senin değiştiğini düşündüğüm için içki falan içiyorsun. O yüzden oruç da tutacağını pek tahmin etmedim. Alışkanlık. Kalcım. Allah kabul etsin Ömer Bey diyeceğim. Senin inebilir diğerlerininkini etmez o kadar iftirada. Ay Kıvılcım'ın geçen sezon bir bakışı vardı. Ömer Bey Cuma'ya gitti. Ömer Bey Cuma'ya gitti. Yarım saate gelir. Fiyat olsun. Afiyet olsun. Kadın seni aynen bekledi. Bir bekleseydin onda. Mert, çok kötü tabii. Zor. Hapse attırmalar, ofisini bastırmalar, dağıtmalar.
Konuş be. Bu Alev'in de Pembe Hanım'ı ittiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani. Biliyordum, hiç şaşırmadım. Ya Pembe Hanım'ın Alev'i suçlaması kadar doğal bir şey yok. Hayatım, yani yengem suçlamıyor ki Alev'i. Mustafa söyledi. Mustafa mı? Evet. Diyor çocuk. Benim güvendiğim tek dost. Benim güvendiğim tek dost! Ne söylese, bir nebze diyeyim. İnanmayacağım. Yengem o kadar tanıyorlar ki kendilerini. Mustafa'ya söylediler. Umut da geldi sağ olsun. Gelecek gibi geldi çağırdı. Ay ben Fatih'e mi dönüşüyorum? Aranız iyi değil mi kızım, toparladınız? Çok iyi. Sana ne çok şükür. Sahnesi olduğu için gelemedim. Sahne. Sahne mi? Ya Anur Tema. Pembeye bak ya. Allah cesam. Herkes mutlu olduğu şeyi yaparsa evde mutluluk ve huzur oluyor. Ya o yüzden babamın alev devam etmesini. Herkes mutlu olduğu şeyi yapınca ne olduğunu babamdan iyi biliyoruz çocuğum. Evde boş boş duracağım ben. Çay tazeleyelim mi diyor. Of, ne diyorsun sen ya, kendine gel. Sen ne diyorsun ya? Tam çay reklamına yükseliyorum. Arpini çıkası hala kolumda kalan iki gerizekalı benle Nidal kaldık. Gece gece dışarı çıkacak. Varoş adamı bekleyecek evde tek başına. Sana ne? Dillere destan bir düğün yapacağız. Kız ölüyordun hala dillere destan düğün diyorsun. Ailemize uygun bir düğün olacak. Yavaş kız yavaş. Çevremize, ailemize, tüm akrabalarımıza, arkadaşlarımıza uygun. Kısa bir işim var. Halledip geleceğim. Afiyet olsun. Kısa bir iş derken. Listeye artık başka bir isim eklenmesin. Ekleyeceğim. Lütfen kim? Başka kim var? Biz. Oh. Biz mi? Merak etme. Sevginin artık isyan bayrağını çekiyor bilesin. Bilesin. Aşılamadın Ömer. Ya evlendik ettik. Bir türlü bir araya girmedik şimdi. Evet. Olanlar oldu. Ama artık biz seninle öyle bir kavga yaptık ki. Bu niye böyle karışacak tatlı? Sonuç olarak diyorum ki artık şu ayrı gayrı işine bir son verelim. Şey gibi konuşsun. Evet. Doğru. Aynı evde yaşayalım. Teyze oluyor. Beraber. Baba oluyor. Hayır, evlenelim, ben ona da var. Öyle geçeriz. Önemli olan sensin hayatım. Evlilik falan değil mesele. Yani. Yani evet tabii ki. Ya bir an şöyle yapacaklar sandım. Son anda kıvırdım. Nasıl yani, biz şimdi aynı evde mi yaşayacağız? İnşallah, bilmiyorum. Hemen sevinirim. Herhalde ayağı kaydı düştü, biz de tamamlayamadık. Ayağı kaydı. Görkem seni o kadar sevdi ki. Ben de onu öyle. Ne olacak yani bölüm sonunda, çok merak ediyorum. Allah Allah. Diyelim, Allah Allah. O evdeki huzurumuz için bozulacak. Bizimle yaşamak sorun olmaz değil mi? Asla olmaz. Senin ailen benim ailem. Sen yani bunları duymak benim için o kadar değerli ki olacak. Biz aynıyız. Çok şanslıyım. Asıl şanslı benim. Hayır, benim. Kapatıyorum çünkü bunu kapatma şansım var. Allahu Ekber. Hadi bismillah. Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun. Nasıl inanmazsın? Daha konuşmaya başlamadan ben... Bunu nasıl yaparsın? Ya ben bir şey yapmadım. Şey çıktı, ya bunlar ilk sezon birbirlerini ne kadar iyi tanıdılar. Nasıl inanmıyor? Ha, çocuklarını sen beni azarlamaya mı geldin? Hayır. O zaman? Eve gelmen hataydı. Pembe Hanım'a kafa tutman hataydı. Ama canına kastetmen artık son nokta. Apo. Apo deme Sunar. Sen beni tanımıyor musun? Ya evet, utanıyorum. Birinin canı... Alev bitti. Ay bitti. Defol git bu evden. Aa. Ben artık yapamayacağım. Hatta yine ki sen kimsin, benden ayrılıyorsun? Ben senden ayrılıyorum. Ya yapamayan bendim. Aa, ne ara sen oldun? Sen geldin mi? Onların hepsi bu hadiseden evveldi. Hadise mi? Gülüşen. Hem de çok. Aa. Ama Pembe Hanım benim çocuklarımın anası. Diyeceğim sana da defol Pembe ya. Hanım'a düşmesene de. İlk sefer abi ağlama krizine girerdim. Benim hayatımda gördüğüm en korkak insansın. Oh. Tartışmayalım. Ya tartışın bir kere de, tartışın. Üstelik biz tanımayız. Hikayemizin içine sıçmasaydınız keşke. Doğmak senin seçim. İnsan gibi konuşalım, bunları konuşmadan. Sen insan değilsin. Sen beni suçladığın an bittin. Hayır, arkadan müzik falan girmeyin. Ağlayacağım şimdi. Sen evladıma sahip çıkar. Aldır lan çocuğu. Buraya gelme. Alev. Yakınlaşmayın, sakın. Sana iyi bak. Ya defol git ya. Ben bilmem, senden ayrı uyumam. Gece ayakmam gemileri. Ulan. Bizim flashbacklerimiz bunlar değil yalnız. Bizim flashbacklerimiz naif, duygusaldı. Sürünecek, asla affetmeyeceksin sen de. Siz bayağı kanka oldunuz yani. Kanka aynen. Burada ben bir Alev'in yanına çıkarım. Bakacağım.
Allah'ım çay koyma linci mi gelecek? Çay koysana. Daha hala bir tercüman lazım. Anlamadım. Nasıl abi, yani? Nasıl yani? Gelin olarak babamın çayını senin doldurmanı istediğini söylemeye çalışıyor. Evde çalışanlar var. Açık açık söylesin o zaman, gerizekalı, bunu bakışlarından mı anlayacağız? Ya ben anladım da, anlamak zorunda mı? Dua et, seni salona alıyoruz. Yeter! Yeter! Elbisemi yırttım. Yeter, yoruldum ola ben! Elbisemi yırttım. Yukarıda anneniz hasta yatağında yatıyorsa... Ya benim içimde bir sıkıntı var. Yalan, iftira falandan ötürü olabilir. Ben sana bir... Ve için rahat yani. Çok. Ya nasıl rahat? Kürk mantolu... Ne? Maradona. Kürk mantolu Madonna kitabını okudum. Aşkları, ilişkileri... Madonna'nın aşk hayatını anlatıyor. Bu bana postayı koydu, inanabiliyor musun? Ben aşıktım. Tım. Kimseyi dinleyecek halim yok. Saçmalama. Şimdi peki? Posta lafından sonra aşk. Biraz. Ay, keşke olmasa. Ah. Neyine aşıksın? Sana inanmayan adamın başına alma suçarım ha. Onları her yerden engellemekti. Beni her yerden engellemekti. Şimdi şu halime bak. Apo inandırdı kendine. Konuşmaları. Ya bak şimdi. Bu gerçek hikayemizin devamı bu sonuçta, öyle düşününce çok kötü, çok kötü. Ama ben hayır, benim için masada ayrıldıkları gün bitti Seter abi varken. Bunlar apolare değil, apolare değil. Üzülme. Kadınlar saçma sapan erkekleri sevmeden olgunlaşmazlarmış. Sen de arada iyi konuşuyorsun ha. Too offensive oldu yani. Kahve toplayalım ya. Ne kahvesi, hamile kıza kahve içirme bak. Aa. Gece gece seni rahatsız etmemek için şimdi anlatıyorum. Al, ne kadar düşünceli bir adam ya. İyi ki varsınız. Pek düşüneceksin. Pişman mısın? Hiç pişman değilim alevin olmaktan. Tuzah Bey. Değilim. Sakın pişmanım deme. Değilim. Ben senden geldim. Değdi. Öyle aşkta heyecanda bilemedik. Şimdi yaşayalım. Benim hem kocamsın, hem anam, hem babamsın. Ben de senin what için the fuck is biliyorum hiç. O kadını gördüğün gibi görmedin. Benim canımda en çok... Üzüldüm. Göreceğim. Soyuz. Seni çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ben de çok öfkeliyim. Ben de çok. Bakındır, uzun zamandır gidecek yeri olmayan üzüntüymüş. Ne? Efendim ne dedin Apo? Abdullah lan. Efendim ne dedin Sacide? Orucu da kabul olmaz, seninki de olmaz. Ben de Şeyhülislam. Sizinki olur Nurseman Hanım. Bak bu da şimdi aleve gidecek. Tartışma çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bu güzellik ne? Ay pantolonunu yedim, çok güzel. Kapı çalınca artık korkuyor kız. Apım geldi. Aslında seninle hiç yüz yüze gelmek istemiyordum ama. O zaman gelmeseydin. Küstahlarına devam ediyor. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da hanımefendi. Değil misin? Ve inkar ediyorsun yani. İnkar. Oysa ben seni ne kadar çok seviyordum. Ben de ikinizi çok seviyorum. Sen beni sevmiyorsun diye benim şu an üzülmem mi gerekiyor? Ya üzülmen lazım birazcık. Ya salak, hayır, ben seviyordun. Seviyordun. Sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur Nursema. Allah belanı vermesin. Aman da yok. Herkese içiyormuşum ya ben. Arada kimi vurduya gidersin, dikkat et. Şimdi ben fragmanda bu lafı duyunca delirdim. İşte bu falan diye. Sonra tweet attım. Diyorsun o camdan düşmüş bir kız niye güldün? Benim aklıma o gelmedi. Öyle bir şey ima edildiğini sansam zaten ne sevinmesi, nefret ederim. Ben o an sadece fragmanda görünce hani annesine ittirdi, iftira attı. Yani ben madem herkesi itiyormuşum yani çekil git. Hani of of slay falan olmuştum. Yalnız anlaşıldım birazcık. Öncekinde ne yapana desek bunda hepsini yapacağız. En azından dansçı kızlar. Çıplak dansçı getirecek teyzesi. Anısı var. Sen Fatih'le sokon rutini yerine getirdiysen. Anısı var. Rahatlamışsındır. Çok da iyi yani. Ulan ben merdivenlerden düştüm. Kaç gün yürüyememiştim. Operasyon soy ağacı. Operasyon soy ağacı değil. İyi. Operasyon yeni partner. Anladım. Evde. Özür dilemeyeceksin inşallah. Ya sen bir şey yapmadın şu an. Sadece dinle o zaman. Apo geldi. Konuştuk ve ayrıldık. Bu kaçıncı? Sonuncu. Benim sana mı çabalama?
Sen hiç görmedin ki onu. Sen bir çocuğun annesi olmayacağını bile bile kimseyi dinlemeden kafanın dikine gidiyorsun. Evet. Aynı ben. Düşünmedim mi sana? Sibilay. Bunu düşündüm. Sibilay set editi. Anne benim şu an azar işitmeye değil desteğe ihtiyacım evet var. Ya, bir kere ya bir kere. Bir kerecik. Aynen ben. O çocuk doğmayacak büyük ihtimalle zaten de. Ne demek neyine kucak açayım? Ay defol. Bundan sonra anam da benim babam da benim. Sönmez. Bir kere üzül lan. Ağlayacağım. Gitme de dur be. Bir şey de o. Ben de istiyorum. Kıskandım şu an. Moralini hala etsen biz mi? Moralini bozuk e. Gülme. Gülme. Zaten moralimi bozuk e. Sakin olmak için kendime söz verdim. Ne olur beni zorlama. Sakin olmalıyım. Peki o zaman şöyle yapalım. İftara bize gelin olur mu? Ne iftarı ya? Ben senin bu uyduruk evliliğini de kapanmanı da onaylamıyorum. O yüzden benim oraya gelmem kendimle çelişmem olur. Tabii siz anneler tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yeter sıkıyoruz. Bakın annelik etmesi şiddetle karşısınız ama hızında bir cümleydi. Helal olsun. İyi peki tamam. Aa Çimen. Lütfen canınız evine geri dön. Olur mu Çimen lütfen? Evine geri dön demekten. Herkese evine dön demekten sıdkım sıyrıldı. Bakalım neler gelecek başımıza. Allah geliyor. Sifancı Gil Holding. Bitti dizilere giren birinin de holdingi olmasın be. Mümkün değil. Değil yalnız o beyefendi. Halloluyormuş yok ondan değil adam seni beğendi. Allah aşkına. Geldi. Ya adama çok mu fondöten sürmüşler? Çok mu beyaz? Gir doğu, doğu gir. Babam yıllardır gelmiyor şirkete. Ne mana? Geceyim 3-5 bir şey atarız gibi anlarını alırsın. Peki. Ne kadar uzun çocuğun kirpikleri. Hoştum. Benim de öyle. Müsait değil. Ne hesap bilgisi? Oradan bakınca dilenciye benzer bir halimiz mi var bizim? Hayır. Bizden para isteyen yok. Sen yine de kesin konuşma. Bilal bir dur sen de. Biz Giray Bey'le görüşmek istedik. Dilenci muamelesi. Buradayım. Burası ne biçim bir yer? Doğan'ın bu olayı içselleştirip gelin benimle. Devam etmesi. Ne bu Christian Grey sapık tavırları bak Ertuş'u gibi girdin diziye. Tipleri benzediği için yakışacaklarını düşünüyorum. Bitti artık. Of. Bu senin çocuğun benim de yeğenim. Benim yeğenim. Bu çocuğu göstermezse hiç şaşırmam söyleyeyim. Göstermeyecek tabii ki. Ama yine de dikkatli ol derim. Ama korkuttuz gözünüzü alev ya. Çıkın gidin. Benim işim gücüm var. Sizinle uğraşamam. Dışarıya hadi. Hoş. Hadi gözüm görmesin. İki manyak buraya geldiniz. Uğraşırım seninle. Uğraşsan cidden hayırdır. Uğraşırım. İşte uğraş hadi. Allah Allah. Hanımefendiyi çıkarabilir bana misiniz? Bana güvenliği göndersin. Çok kalacak halimiz yok zaten bu ayının yanında. Doğa hadi gidelim ya. Ha, gidiyorsunuz zaten. Ayı dedi ya. Ayı mı kaldı? Hoşuma gitti. Konuştuk diyorum sana ya. Kimse kimsenin hayatına karışmayacak artık. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Menajerle görüşmek için buranın adresini verdim ama sıkıntı olmaz değil mi? Ay şu menajerle Ali ve Talip olsun lütfen. Şu baby shower organizasyonu için mekan bakmaya gidecek. Ay kendine tamam, baby shower yapacaksın sen. Anısı var. Ya selam şöyle yakışıklı biri gelir diye beklemiştim ya. Hoş bulduk. İyidir sizden. Sağ olun. Bu da baby shower yapmıştık. Patronu. Çikolata reklamları olmuşuz. Hiçbir şey takmıyor gibi görünmekte. Savunma mekanizması mesela. Mesela? Bir de beni anlayan tek insan sensin Nursel Hanım. Evet, pembeğim iyidir inşallah. İyi, çok şükür. Evet, sağ olun. Düğün hazırlıkları zuhur eden sönmez nefreti. Ay Kıvılcım bu ne güzellik. Artık üzülmüyorum. Hatta umurumda değil. Olmasın da zaten. Zor geldik bugünlere. Kızım. Hayatım sen mi söylersin? Ne? Ha. Olur. Gene ne oluyor? Hamileyim. Ömer'le iyi bir şey yapalım dedik. Çok iyi düşünmüşsünüz de nedir? Kardeş. Şaka mı? Ay Cemre bile şaşırdı. Cemre böyle oldu. Allah'a şükür. Anne. Aa, siz bayağı ben apar. İlk bir hayatını yaşın. Hiç beklemezdim böyle. Ömer tepki. Abiyle bir araya gelemediniz. Hep bir şey oldu. Çoğu da bizim yüzümüzden. Evet. Aynen ama yeni olaylar patlamadan elinizi çabuk tutun. Bence de bir beş geçerim. Gün falan kalın yani. Metehan'cığım o ne demek öyle bozulurum ama. Siz rahat rahat sevişin ben çıkıyorum. Yalnız kalırsınız. Olur. Şimdi böyle koliler moliler falan taşınacak. Evet tabii canım aynen. Anneciğim senin için çok... Senin iyi olduğunu bileyim. Merak etme anneciğim Alev de iyi olacak. Niye Alev'i sevmiyorsun ya? Zaten Alev'i görmeye mecbursun. Tabii ki mecbursun. Siz baldızlar falan. Ben baldızım, teyze olacağım. Acaba o zaman Alev'i bu kadar benimsiyorum. Karının kapalı olduğunu bilmiyordum.
Sen de mi o kesimdensin? Hangi kesim? Evet, arkandaki tabloları görmüyor musun? Dinci. Evde türbe gibi her hafta dualar falan. Ya beyefendi, ay, size ne ya? Siz müzik prodüktörü değil misiniz? Yani, size ne tam olarak? Yok, anlayamadım ben. Tesettürlü olduğunun bilinmesi doğru olmaz. Ne alaka ya? Bak, fan kitlesi olmadan türbanlı olduğunu gizleriz. Ya defol gitti ya. Muhtemelen nasıl duymadı bunu, oradaydı. Aşkım lan, ne istediniz? Çay çekmeyin şöyle. Bakın canım çek. Al. Yardım lazım mı? Kılacağım abla. Abla deme, lazım olur. Senin mil sevdası seni. Çok canım sıkın Metan. Dönecek gibi mi? Hayır. Salak kızım benim. Evet. Ya, hadi sen yarım akıllısın. Doğaya ne oluyor? Sensin yarım akıllı bir yerim. Ama doğaya ne oluyor? Senin paraya mı ihtiyacın var? Var tabii. Apo'ya benziyor. Aa, gerçek Apo'ya. Ulan zengin ve iyi bir aileden olduğuma inanmak benim hoşuma gitti. Ya Nilay, senin ailen benim. Bak çocuğumuz var. Biz bir aileyiz işte. Zenginiz. Hep senin yanındayım. Sen niye dert ediyorsun bunları bu kadar? Aşkım, tamam, kıza şeytan falan diyordun. İyi ki varsın. Birkaç bölüm önce. Kıskandı hemen. Bak kıskandı hemen. Bak kız. Kadın yeni ölümden döndü. Gözünü seveyim. Bizim Alev dağ gibi pembiş hanımı itmiş ha. Ya o değil de bizim şirkettekiler de acayip haris çıktı ha, iyi mi? Halis hiç konuş. Yakası bir araya gelmesin o Alev denen kadın. Leman. Yok gelmez hayat, o zaten dekolte seviyor ya. Gelmez. Yaka bağır hep aç. Ha bu arada bizi Fatih'in bir düğününe davet ettiler. Olsun. Dekolte seviyor. Aslında bu daveteyi ben karşı taraftan bekliyordum ama takıyor gibi yapsak. 200 lirayı kayan mı takacak? Böyle Arapça kelime öğret. Ben de arada söyleyeyim. Zehebe. Zehebe. Benim de yakın bir yere gelmiyor. Dekolte seviyorum. Resmiyette karın kimse, o gelecekti bile. Bu arada ben bir şeye çok bozuldum. O gerizekalı adamı kovacağına Umut, sonra konuşalım falan dedi. Senin karını saklaman gerektiğini söylüyor adam ve sen adama ağzını sıçmıyorsun da şey... Benim başım hani eğilmedi ya, artık tamamen koptu ve sallanıyor yani ya. Utandım yani. Yaşamalı. Sen hepimiz için. Sen böyle tavsiyeler verebilecek bir insan mısın? O kadar şaşkın gitme falan dersiniz diye düşünmüştüm. Aşkım sen her şeyi en iyi sanki diyorsun, git. Kendi hayatını yaşa. Canım müsaade ederseniz. Sakın merak et. Biz sakın unutma. Zaten merak et. Gelin hanımın bohçasını hazırlayalım. Cemre'ye o da lazım. Değil mi? Aşkım benim. Doğru. Çıkar mısınız? Ben de geleceğim. Bak dayanamazsın. Tabii canım. Gelin olmaz. Gidiyorsun. Abi iki bavula da bayıldım. Linkle ben hala... Giminin giysileri ayır da verelim, sevap olsun. Tamam anne, veririz hepsini. Sen önce kızına insan gibi davran. En büyük sevap o senin için. Afrika gezisine gittiğinde getirdiğim bir taş vardı. Onu yüzük yaptırmıştım ben. Ha. Onu bulamıyorum. Hiç reklam mı gelecek? Ki. E o zaman Ethem dedeye müracaat edelim. Ya arkadaşlar, Allah'ın cezası Ethem dede, Ethem dede, gömleği keten dede. Ya bana bul şeyimi, bilmem kaç kere göbek atayım Ethem dede. Bak sinirden konuşamıyorum. Yeşil kazağım kayıp, masum kayıp. Efendim fosforlu kalemlerim kayıp. Ben bütün gün Ethem dede, Ethem dede diye sesleniyorum. Nerede bu adam? Benim kayıp eşyalarım nerede? iPhone 14 Pro Max'imi ver. Kulaklığımı ver. Arabamın anahtarını ver. Ethem dede göreve. Ethem dede, gömleği keten dede. Sana 3 göbek atam dede. Ben bir de 30-40 falan diyorum. Arıyoruz şimdi. Vallahi buldum. Ben de bu kadar hızlı bulmak istiyorum. Gördün mü? Bak bakalım, borcumuzu ödeyeceğiz. Gerçekten götürün 3 göbek atacağız. Hadi. Ethem Bey, benim kazağımı da bulabilir misiniz artık? Tamam, 3 kere dedik, abartmayın. Allah Allah. Sönmezin mutluluğa bak, Alev'in sonra sönmezin neşe. Tam tatlısınız ya. Bohçamı aldım, sana geldim. Maşallah. Çok mu geldin? Aşkım. Aşkım, takımın renginin güzelliği. Maşallah. Sizi biraz yalnız bırakayım. Evet. Ömer'in mutluluk. Canım, yalnız bırak, evet. Mete Hanım bir şey mi var? Aşk acısı. Aşkım, etiket mi var arkanda, ben mi yanlış gördüm? Ay eteğine ölürüm. Bayıldım. İnşallah malımdır. O bir markanın şeyidir. Etiket olarak görüyorum. Kariyerin için iyi değil dedi.
ve sen haddini bildirmek yerine şey sonra bitti, konuşuruz dedim. Samet başladı şimdi. Bu hayatta Samet Liçin hariç hiçbir Samet'e güvenmiyor. Ne yapacakmış? Bu şarkı falan tutmayacak, hiç gerek kalmayacak böyle saçmalıklara. Kesin çok yani tutar. Işte, bugünkü şarkı seçimleri ne manaydı? Kimin konuşması var bugün? Sifacı Gil. Bir şey sorabilir miyim? Çok pardon. Bu hanımefendi, doğacığım, canımın içi, diş hekimliği okuyor yani Bird Bayal bölüm. Okula haftada bir ya da iki, üç haftada bir kere gidiyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Ben tarih okuyorum. Hani çok ders yok falan denilecek bir bölüm. Ama var yani. Ben her gün okuldayım. Diş hekimi adayı ablamız neden bu kadar az okula gidiyor? Lütfen daha çok okul tanesi. Lütfen. Nereye oturalım? Nereye oturalım? Ay tetiklendim. Tetiklendim. Apolep tiyatro sahnesi. Şimdi konuşmasını yap. Giray şifa. Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Ben bu henüz konuşmaya başlamamıştım ama şimdiden sıkılıp bunalan bazıları var gibi. Ya aşırı Yıldız ve Kerim vibe alıyorum. Nasıl yapalım ben? Bir de ısırı tutuyorlar doya. Çok rezil bir anım geldi. Ben küçükken Tolga Çevik'i izlemeye gitmiştim. Aşırı seviyorum. Hala çok severim. O zaman çok dandik, kör bir falan diye bir tane telefonum var. Bir tane fotoğrafını çekmek istedim hani geldim diye. Flash patladı. Bana şey tuttular böyle. Herkes beni gördü. O geldi aklıma. Nasıl bir şarkı çok merak ediyorum. Bugün... Sakın ya sen benden daha iyi anlasın abi. Bölümdeki diğer şarkılar gibi değildir inşallah. Yeniden Ömer'le yaşayacağın için çok sevindim. Yeniden. Evet sonunda. Mutlu olmayı hak ediyorsun ama. Aşkım boşa gafiteler. Alev'le böyle kötü bir deneyim yaşadım. Alev'le olan mesele gelip geçti. Evet. Alev benim için göremedi. Ya gezi şarkısı 6 kere aldatmışsın. Bak şu ben yok. Her videoda aynı şeyi söylemekten yoruldum. Sen içini görsen olacak. İçini biliyor zaten. Hepimizin anlaşılmaya ihtiyacı var. Haklısın. Haklısın. İnsan bazen... Ya seni tanıyorum Rüzgar. Ama merak etme. Nur Sema farkında değil. Allah. Ben bile anlamadım nasıl kapıldığını. Aa. Bir anda oldu. Kapıldım gibi. Duygu bu. Gelip... Kapıldım gibi. Hayat bitti. Bir de Umut'la Rüzgar sözde eski arkadaş. Oh my god. Duran adam emojisine döndü çocuk sinirden. Olmayayım, olmayayım. Of çok heyecanlıyım bu kavga için. Bismillah. Umut. Hoş geldin. Aşık olduğun kadının kocasının elini mi sıkacaksın bir de? Sus konuşma. Sen benim karıma göz mü koyuyorsun? Umut yok öyle bir şey. İğrenç. Şu anda konuyu çok yanlış anlıyorsun. Aa, gayet de doğru anlıyor. Oğlum ben senin kaç senedir arkadaşınım? Ya ben de az önce dedim. Sen... Oğlum bak git. Hemen onun işine son vereceksin. Bir daha da görüşmeyeceksiniz. Yani anlaşıldı mı? Demesi de iğrenç de. Ya bilmiyorum ben sonra bir dakika. Bu kariyerini böyle mi bitirmek istiyorsun? Yani... Başlatma lan kariyerini! Şöyle yapalım Umut'u. Bundan sonra bir de Umut Alev şipi geliyor. Her bok olur artık. Sen ayı hak etmiyorsun bile ya. Sen de etmiyorsun. Pardon da aptal. Öğrenci misin? Yo dekanım ben. Öyle öğrencilerin arasında... İyi lan dinamikleri. Hoşuma gitti. Arkadaşım için geldim. Gelmez arkadaşım. Olay. Ya tamam o zaman. Şurada güzel bir kafe var. Orada otururuz anlatırsın. Olmaz mı? Ya zamanım yok diyorum. Anlamıyor musun? Aa, sana bir de güzel kahve ısmarlarım. Oruçlu değil. Ömer Bey. Yusuf. Hazır. Sağ ol Yusuf. Ne hazır? Ne hazır? Dansçı kızlar. Metehan'a küçük bir sürprizimiz var da dışarıda. Dans kızlar. Şey Azra. Ne ya ne? Ha araba bakıyordu. Araba mı? Anne. Bugüne ne sürpriz ya? Buradan sana sesleniyorum. Abi Hürkan bir sürü mesaj atıyor. Kesin araba. Hürkan ağlıyor. Hürkan'la iki senedir bize araba almasını bekliyor. Of çok güzel araba. O sırada her gün 564'le yıkanan ben. Hadi bakalım bitti işte. Hadi bakalım o kadar sen normal bir olay ki onlar için kızsın. Araba almak. Yani en yakın arkadaşın. Yo değil. Düşmanım. Hatta hiç sevmiyorum. Eski şeyim. Ne oluyorlardı bunlar? Kızı rezil etmek için görüm getirdim diye. Buraya. Sevmiyorum ama acıyorum diyorsun. Olay bu. Evet öyle dedi işte beyefendi. Benim babam öyle biri değil. Ne oldu? Neden gülüyorsun? Biz ne babalar gördük. Öyle biri değil dediğim herkes tam da öyle biri çıktı da ona güldüm. Ay nasıl yaşandı? Neyse. Teknik destek için seni aramam gerekecek. Numarayı ama almaya çalışırken yani ben... vereyim ya da telefonunu ver ben... Benim çocuğum var beyefendi. Nasıl hoşuma gitti? Çocuklar nasıl iyi lan? Önce bu adama tanışsaydı bundan hiçbir yaşanmayacaktı.
Ama onunla ya tanışması için bunları yaşaması ya. Gerekiyordu ki Nilay'la tanışsın. İşte her şeyin, everything is connected arkadaşlar. Her şey birbirine bağlı. Kelebek etkisi. Bizim Görkem. Ben senin kalıbına tüküreyim. Çok ağır konuşuyor. Ya bu dizideki en harika kadın olabilir mi bu kadın acaba? Cuma'yı birlikte kılalım diye geldim Resul Bey. Şöyle diyorum ki hep beraber. İçinde vaktinde Cuma mı kılalım? Şey muhabbeti verdi ya, Kim Kılıçdaroğlu mu? Her gün Cuma namazı kılıyor. Her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri Cuma namazı kılıyorum. Kimdi hatırlamıyorum. Ekrem de miydi acaba? Maşallah pek bilgili duruyorsunuz Ayhan Bey. Öyle öyle. Hocanız kimdir sizin? Hocanız kim Devam. Derken? Aşkım. Ya ne oldu lan? Ömer Bey aşkım. Soyunmuş. Ya dağınık değil ya. Oho. Çok da... Ömer Bey bakıyorum. Ya Levla o kadar beraber kaldım. İki saniye böyle bir saniye. Şöyle bir komik saniye. Ay bu da mı seni beğendi? Doğan. Cemre'nin ayakları. Ben anlamadım. Bir anda gitmişsin. Ay ne bağırıyorsun kız? O daha iyi bilir tabii. Samet'in bir bok bildiği yok. Beni işte. Bırak sen. Terfiye aldım. Abi çok. Ne diyeceğim bilmiyorum. Slay mi diyeyim, rezillik mi diyeyim. Sen gittikten sonra Rüzgar beni odasına çağırdı. Ben durum kesin hali yanlış. Fatih'in düğünü varmış. Hadi hep beraber gidelim. Sakın bana üzülüyorum deme şu an. Daha eksik seviniyorum. Bilin. Sen seviniyorsan kesin çemberine yeni bir eril enerji girmiş demektir. Çok alaka. Aşkım o anlar. Hadi de. Kişi kendinden bilirmiş. Ay sus yeter artık ya. Ay yani bağ kesme ritüeli mi yaptırdın? O ne demek? İşe yarıyorsa Abdullah Bey'e ya. Ya bu ne tatlı. Benden sakla. Allah muhabbetinizi arttırsın. Kız muhabbet etmiyor. Hoş geldin. Kıvılcım abla. Benim olayı sen mi topladın? Başak burcu musun? Kıvılcımın toplama hastalığı. Hayır yani. oğlak teşekkür olur düşünüyorum. Teşekkür ederim ama yapmasan olur mu? Yani toplamasan. Niye aşkım? Böyle toplu görünce. Allah Allah neyi saklıyorsun? Bırak dağınık kalsın. Bırak ben dağınık kalsın. Koydum. Benim de öyle olur arkadaşlar. Mu? Bırakın. Olur tabii. Arkadaşlar havayı göstereceğim. Çok kötü. Evde iki erkek olunca böyle arkasını toplaması zor olur tabii. Ya oğlunuz nasıl? Ben işe gitmesem. Buraya yatılı birini almamız lazım. Yemek, ütü, saçmalamayın. Fatih'in düğünü var yakında. Ya bu kadar romantik bir ortamda bu mu söylüyorsun? Görme hayatım gel. Anısı var sus. İki gün sonra. Erik dalı gerek diyor. Biz bunları görmeyelim ne olur. Bize ne ya? Biz ilgilendirmiyorsunuz beyefendi. Umurumda değil. Tüm Türkiye biliyor. Umurumda değil. Şu an Sevilay'ın evde ne yaptığıyla daha çok ilgileniyorum. Sevilay sahnesine geçebilir miyiz? Şaka maka çocuk. Bir hafta içinde resmen evlenme kararı aldı. Pinka. Blue olmuşsun bugün. Blue Diamonds. Kafandaki morluk ne çabuk geçmiş. Nasıl? Hangi kapatıcı? Pembeğini al. Gülsüyü. Apoto. Size demiyorum beyefendi. Bebeğe diyorum. Onun rahatsız edicilik seviyesi. Pembe. Oldu. Bize ne bu olaylardan? Hadi ben oynamadan duramayan biriyim. Her düğün çocuğu. Hayır arkadaşlar şuraya koyuyorum. Ne şekil olduğumu. Dolar mı? Beni niye çağırmadınız ki? Ömer'in mutsuzluk. Hayatımda gördüğüm en kötü gelinlik olabilir bu. Kimin aklına geldi böyle bir şey? Sen kırmızı kuşak. Bildiğim kadarıyla başka bir anlama geliyordu. Bu kızımıza uygun değil. Ne yapıyor lan? Bağlayacak sandım. Adet mi öyle? Bir tur attırdım, iki tur attırdım. Amcası tarafından denendi, onaylandı. Bağlamanıza gerek yok. Abdullah Bey siz mutlu olmayın lütfen. Çimen sen gelmiyorsun. Şimdi mi söylüyorsun kıza gerizekalı? Biz bu tür davetlere sadece resmi nikahımızda olan işlerimizle gideriz. Babam ben rezil olamam dedi. Bu tarz davetler. Düğün, kına. Ya biliyorsun ben daha boşanım. Ya şey diyorsun ya sabahtan sonra hazırlandım ona koy. Daha doğayanla. Şey boş sandalye Fazla teyze nasıl götürdüler? Geri alamayacağım. Editlerken göreceğim arkadaşlar. Fazla teyze nasıl kucaklandığını. Ne iğrenç bir düğün salonu böyle. O kadar zenginsiniz. Yıldız Sarayı'nda falan yapsanız. Selamünaleyküm. Onun kombin. Hayırlı olsun. Amcanın Kayhan'ın personasına inanması. Bu nasıl bir ortam bu ya? Hoş geldin. Buharlı ne buharlı. Nemden. Niye böyle giymişim? Kamşakla bambu. Spinal İlk defa haklı. Leman'ın ona olan sevgisi. Kimse açıktan bu kadar kaypak olamaz. Açık öğretim kaypak fakültesi. Bu müzik ne ya? Ben de bir Görkem'e bakayım. Dur ben de geleyim. Ben de bir kalkayım.
Ay ben de bir kalkayım hadi. Kime niye yapıyor? Doğayla Fatih'in düğünü geldi aklıma. Allah tut bak işte tesbihimi tut. Kayhan personadan çıkıp ağzını sıçacak. Bu kapının açılışı çok muhteşem. Merit Şift gelecekmiş gibi. Eww. Ben benim mutluluğa bak ya. Allah'ım çıldıracağım. Ağzını sıçacaksın. Elim çok acıdı. Anılar depreşti, anılar. Apo'yla Levin tanıştığı gün. Take me back to the night we met yani. Pembe'nin duygusallık. Doğayla evlenirken şöyle bir düğün. Belamız ya. Abdullah ne? Abdullah şey diyor. Ama Alev'le şöyle evlenebilirdik. Evet. Ömer'in gerginlik. Ay bu olay nasıl patlayacak? Şimdi bu kız Ömer'den hamile falan mı çıkacak? Ama ya bakın bu bize bir hamile yeterli. Başka şekilde patlasın. Ama o an Pembe'nin ve Fatih'in yüzü için yaşıyorum. Her boku hisseden Nilay Ömer'in gerginliğini mi hissetmiş? Hani amcam niye gerginsin? Resmen birbirini tanımadan evlendiler. İnanılmaz bir olay. Kıvılcım Hanım. Gözler ışıldıyor bakıyorum. Çok şükür. Ay, evden dışarı çıkmıyoruz biliyor musunuz? Ay bilmez miyiz? Alev. Aklın fikrin tövbe tövbe. Biz aynı kişiyiz. Hani yemek evi topluyoruz, film izliyoruz öyle oh. Seziyoruz. Canım benim erkekler soğan gibidir. Az acısı vardır. Soydukça... Yatılı bir kadın arıyorum ben. Ya saçmalama bak. Sevilay'ın kızı iş arıyordu ona aa, söyleyelim. Hadi olur. O olur ama o da Ömer'e ben aşık olup böyle insan, o kaosla hiç gerek yok. Hiç. Yıllardır. Kesin öyle bir şey yapacaklar. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Daha fazlasın. Ol. Sen sert çocuk. İmamlı kız gelemezmiş. İmamlı kız? Haydır. Ağla. Çimen'cim birazcık gözün açılmıştır umarım da yani. Fatih'in düğününe gitmenin de bu kadar kendini yıpratmana gerek yok. Ay takı merasimi. Başlamıştır. Gelinin kaynanasından su kadar taşlı bir kolye. Onu mu aldın kız? Gelinin kaynanasından... Doğru söyledim. Damadın amcasından geline bir bebek. Ne oldu lan? Metan birine aşık oldu sana öyle bakınca. Çok korkuyorum Görkem sayesinde önce kameranın şarjı bitecek diye. Allah'a girsin kardeş falan diyecek. Ah! Gino. Hayırlı sabahlar kızım. Ay bu mutluluk ne? Hayırlı ay gece uyutmadınız bizi. Şimdi Mustafa abin gelir, o sana mahrem biliyorsun. Hadi git örtün de gel. Tahmin ettim İyi bundan çıkacağını böyle. Biliyor musun? Kapan da gel sen. Bana bak. Yani, tam diyecektim bundan çıkacak. Ben normalde açığım zaten. Ne kadar çabuk söyledi. Annenin yanına göstermeli kapanıyor. Nasıl açıksın? Ailene yalan mı söylüyorsun? Herhalde kız. Size ne? Öyle döte böyle. Ben Doğa değilim. Ben de şey Doğa bir gün. Dünya ise daradır. Köprü geçirdi Alev Hanım. Alev Hanım. İstediğimi pardon bilinç altım çok kötü. Kimse de bana karışamaz. Sana helal olsun kız. Bundan sonra arkandayım lan. Ne oldu? Pembe yine mor oldu mor kıyafetiyle. Daha Ömer'le yattığını öğreneceksin Pembe. Bu hafta fragman çıkar inşallah. Kaç haftadır çıkmıyor. Evet yine fragman gelmedi tabii ki. Benim bir şey canım sıkıldı. Şu an oturup değerlendirme yapamayacağım maalesef. İnsanlardan yoruldum birazcık. Bölüm hayal ettiğim kadar hype değildi bu arada. Sonu güzeldi. Sonunu beğendim. Keşke fragman da çıksaydı. Olsun artık. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok yoruldum. Çok uykum var. Konuşamıyorum. Diğer bölümden önce beraber değerlendirme yaparız artık. Hem artık fragmanlar da çıkmış olur. Hepinizi öpüyorum. Abone olmayı unutmayın hadi. Görüşürüz. İyi geceler.